Kamil. Bugün gazetede, dünkü gazetede haberi vardı Coşkun Bey'in. Gel Yalçın. Festivalden bahsediyordu da arkadaşlar geldi de. Aşağı yukarı bir 22 sene falan de her sene olduğu gibi Antalya Portakal Film Festivali ev sahipliği yapıyordum. Çünkü ben burada yaşıyordum. Benim için gurur verici bir şeydi. 23-24 sene falan her festivalde misafirlerimizi karşılardık. 300 kişi, 500 kişi, 700 kişi yerleştirdik. İhtiyaçlarını karşılardık. Korteje çıkardık. Zaman içinde de kortejin kralı ben oldum. Tabii ev sahibi olduğum için herkes bana güzellik yapıyordu. Bunu kıskanan sanatçılar da oluyordu. Ama sanatçı olan da çok seviniyordu böyle bir insanın burada yaşadığını. Özledik. Zaman geçti, politika girdi, bir şeyler oldu bilmiyorum. Ama şu anda bildiğim tek bir şey var. Bugün festival başlıyor. İsmini ben bilmiyorum festivali. Altın Portakal değil. Tabii bu beni rahatsız etmiyor. Rahatsız eden tarafı daveti edinmeyişim resmi olarak. Çok isterdim orada olmak. Fakat şu anda Çarşılar'da gidemem. Çünkü bir hafta önce Adana Festivali'ne gittik. Ve orada benim yaşımda olan insanlara emek ödülü verdiler. 23-24 kişilik muhteşem güzel geçti. Ama şunu söyleyeyim, ciddi söylüyorum. Antalya bir numara, Altın Portakal sen neredesin be? Bir rüya. Antalya Film Festivali'nin kortejini özlediniz mi? İkinci yıl katılmıyorsunuz. Ağlarım şimdi buradan görürsün gününü. Özlemez olur muyum ya? Elim ayağım titriyor ya. Nasıl özlemem ya? Çocuk gibiyim ben. O kadar insanı görüyorum ya. O insanları özledim. O insanları 8 sene, 10 sene, 20 sene görmüyoruz. Birbirimize kaynaşıyoruz. Artık böyle ya, şeyler mezarlık gibi. Ya mezarlıkta buluşuyorsun ya festivalde. Onun dışında iş güç konuşuyorsun. Ayrıca bir de hasret gideriyorsun. Yoksul kaldık. Bence yoksul kaldık. Tabii. Boynu bükük kaldık ya. Yanlış mıyım baba? Bana göre bak seni toparla demenle. Burada dernek var. Peki abi ne zaten? Bana derler niye dernek? Bu ne? Kopardım sana göstermek için sakladım. Ya çocuklar işine bak ya. Aldığım para yediğim küpüre değmedi. İki gün önce eve geldim. Karım dedi ki çantam dolu. Valizin. Evet dolu dedim. Güzel bir dedim heykel hediye ettiler. Heykeli gördük hanım, aa çok güzel dedi, avucunu açtı. O ne dedim, paralar nerede dedi. Ana, ana. Abdullah Kiyoğlu. Aynen. Samimi söylüyorum, Vakko ile mağazasındaki aynen. 35-40 liraya Vakko'da pantolon satılırken 1970'te Coşkun'un dükkanında 75 lira. 6 metrekare böyle uzun, iki kişi giremez içeri. Çocuk olur. Evet.